İsmet Özhan. O doğduğunda yıl 1958'di. İstanbul'da dünyaya geldi. Modellik yaparak girdi piyasaya. Yakışıklı, düzgün fiziği olan bir gençti. Bu sayede dönemin en başarılı modellerinden biri oldu. Bu yakışıklı ve başarılı genç filmcilerin de dikkatini çekti. 1984 yılında senaryosunu Murat Han Mungan'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu Dağınık Yatak filmiyle sinemaya ilk adımını attı. Sergilediği başarılı performansla dikkatleri daha çok üstüne çeken Özhan, daha sonra Sevda Ateşi, Sen Ağlama, Yeniden Doğmak, Biz Ayrılamayız, Öyle Bir Kadın Ki, Günah Tohumu, Küçük ve Sonsuz Aşk, Ahmet Hamdi Bey Ailesi gibi dizi ve film projelerinde rol aldı. 1997 senesinde oynadığı İntizar adlı televizyon dizisinde Sadi karakterine hayat verdi. Bu dizide Muazzez Ersoy'la birlikte kamera karşısına geçti. 1998 yılındaysa o günlerde hayatını çok etkileyecek bir olay yaşadı. Sayısal loto çekilişinde 6 bilerek büyük ikramiye kazandı. 2001 yılında Radikal'e verdiği röportajda konuyla ilgili şunları söylemişti. Böyle bir şey oldu, çıktı. Onu doğru mu kullandık? Hayır. Deneyimlerimle tescil ettim ki ticaretle duygusallığın bir arada yürümesi mümkün değil. Birkaç sefer çok güvendiğim insanlarla ortaklık yaptım. Ticari bir kafam olmadığını çok iyi gördüm. Onun için o para öyle geldi ve gitti. Havadan gelmişti, havaya gitti. Bu da beni çok rahatsız etmedi açıkçası. Çünkü benim alın terimle kazandığım bir para değildi. Yıllar sonra ortaya çıktığında bu parayı nasıl kaybettiğini ise şöyle anlatmıştı Özhan. O zamanın parasıyla 1 milyon liraya yakın bir ikramiye kazandım. Ancak banka memuru gizliliği ihlal etmiş. Birden mafya tipli adamlardan tehdit telefonları almaya başladım. Para istiyorlardı. Bir keresinde beni darp ettiler. Şikayetçi oldum. Beni tehdit edenlerin damacanayla su satan bir grup olduğunu öğrendim. Maalesef ülkemizde o yıllarda ardı ardına 6 ekonomik kriz oldu. Sadece o dönem borsada bir gecede 500 bin dolarım gitti. Neyse ki Datça ve İstanbul'dan birer ev almıştım. Mankenlik ve oyunculuk kazancım da iyiydi. Şimdi halim vaktim yerinde. İsmet Özhan 18 Haziran 2001 tarihinde ünlü sanatçı Muazzez Ersoy ile nikah masasına oturdu. Bu evlilik o dönemde magazin basınını oldukça meşgul etmişti. Evlilikleri gibi ayrılıkları da sürpriz bir şekilde yaşanmıştı. Yaklaşık 4 ay süren evliliğin ardından çok şeyler yazıldı, çizildi. Çok şeyler konuşuldu. Ayrılıktan sonra Milliyet'e konuşan Muazzez Ersoy şöyle demişti. Bir eşim olsun istedim ama olmadı, yürümedi, ayrıldık. Zaman zaman aramızda küçük tartışmalar oldu. Büyücüler gibi yeteneğim yok ki şak diye her şeyi bir kerede düzelteyim. Birbirimizi kırmadan, üzmeden dostça ayrılmak en iyisi dedim. Evliliğimiz boyunca eşime karşı bir gün bile saygıda kusur etmedim. Yine Milliyet gazetesinde yer alan haberde şunlar yazılıydı. Çiftin yakın çevresi ise biraz farklı görüşte. Edindiğimiz bilgilere göre Ersoy ile Özhan, 8 Eylül'de şarkıcının evinde büyük bir kavga yaşadı. Kavgaya kadar varan kopuşsa para yüzünden yaşandı. Çünkü loto milyarderi Özhan son günlerde bir jip ya da spor Mercedes veya BMW almanın planlarını yapıyordu. Ancak lotodan kazandığı milyarlar borsada eriyip pula dönmüştü. Bu nedenle Özhan otomobil almak için Ersoy'dan para istedi. Ersoy ise bankadaki dişe dokunur son parasıyla evlilik hazırlıkları yapan oğluna Etiler'de ev aldığını, böyle bir paranın kendisinde olmadığını söyledi. Bu kötü haberden kısa bir süre sonra yaşanan tartışma masal evliliği bitirdi. Büyük kavga gecesinde Özhan, Ersoy'un annesi için sonradan pişman olduğu sözler sarf edip evi terk etti. Oradan Ersoy'un müzik şirketine giden Özhan'ın "Artık bu iş bitti" sözlerini de boşanma süreci izledi. Nikahlarının kıyıldığı Malkara'daki çiftlikte arkadaşı ve nikah şahidi İsmet Yalçın'la konuşup özür dilemek için eşini arayan Özhan'ın tüm telefonları cevapsız kaldı. Tabii tüm bunlar birer iddiadan öteye gidemedi elbette. Radikal'den Şebnem İnam'a konuşan İsmet Özhan o dönemlerde oldukça üzgündü. Şöyle demişti ünlü oyuncu, "Saygıyla karşılıyorum. Kırgınlık yok, üzüntü var. Karşınızdaki insanı başkası yönlendiriyorsa, sizin vermek istediğiniz şeyi almasına imkan yok. Bana kötü davranmış, beni kırmış, beni insan yerine koymamış insanlar da çıkabilir karşıma. Ben onları değiştiremem ki, bariz bir şey var ki, ben bir ayrılık ve bir acı yaşıyorum. Sırf bu yüzden kendimi hırpalanmış hissediyorum.
Belki de bu benim alın yazılmış. Belki bunu böyle yaşamam gerekiyormuş. Kadercilik doğru değil ama olanı olduğu gibi kabul etmek önemli. Şekilciliğin, maddiyatçılığın olmadığı bir dünya istiyorum. Eğer ben karımın parası için onunla evlenmiş olsaydım, bu sistem çok kolay yürürdü. Tek üzüntüm medyada çıkan bu tür haberlerin benim tarafımdan çıkartıldığının düşünülmesi. Jip olayı ne kadar gerçek dışıysa, onun daha evvel beraber olduğu insana döneceği ile ilgili haberlerde bir o kadar asılsız. Benim karım bu konularda yeni doğmuş bebek kadar temizdir. Ona inancım sonsuz. Bu ayrılık öyle ya da böyle iki tarafı da üzmüş ve hırpalamıştı. Çıkan haberler her ne kadar o günlerde magazin basınında büyük ses getirse de, işin aslını onlardan başka kimse bilemez elbette. İsmet Özhan, Kasım 2004 yılında sunuculuğunu Seray Sever'in yaptığı Ünlüler Çiftliği yarışmasına katıldı. Toprak Sergen'in birinci olduğu bu yarışmada İsmet Özhan, Ali Güven, Banu Alkan, Güllü, Ceylan, Hilal Cebeci, Tuğba Altıntop gibi isimler yarışmıştı. Özhan aynı yıl ani bir kararla Londra'ya yerleşti. Hatta İngiliz vatandaşlığına da geçti. Hürriyet gazetesinin Londra temsilcisi Ayşegül Ekinci ile 2 yıl kadar nişanlı kaldıktan sonra ayrıldı. 2012 yılında Türkiye'ye döndü ve Alaçatı'da bir taş ev yaptırdı. Burada Pupa Bar'ın ortağı oldu. Kışları Londra'da, yazları da Datça'da yaptırdığı taş evde köy hayatı yaşamaya başladı. Kameralardan uzak bir hayat sürmeyi seçmişti Özhan. 2020 yılının Şubat ayında Nişantaşı'nda yürürken ortaya çıkan Özhan bir hayli değişmişti. Uzattığı saçlarıyla görenlerin tanımakta zorlandığı İsmet Özhan, "16 yıldır Londra'da yaşıyorum. İngiltere vatandaşlığı aldım. Yılın belli zamanları tatil için yazın Londra'dan gelip Datça'da yaptırdığım yazlığımda yaşıyorum. Şan, şöhret hiçbir şey özlemiyorum. İngiltere'de bazı Türkler tanıyıp selam veriyor. Sağlıklı yaşayıp spor yapıyorum. Ayrıca besleyip bakımını üstlendiğim 16 tane köpeğim var," dedi. Özhan ayrıca 2001 yılında evlenip 4 ay evli kaldığı Muazzez Ersoy ile ilgili soruya ise, "Aman o konuları hiç açmayın. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O dönem nasıl evlendim hiç bilmiyorum. Sanki gözüme perde inmişti," cevabını verdi. Acısıyla tatlısıyla bir İsmet Özhan geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.